Bize ilahiyatçı yazar Doktor Erdoğan Köycü ile devam ediyoruz. Evet hocam, baktığımızda Peygamber Efendimiz eğitime bu kadar önemli konular vermiş ve bu kadar önem sarf etmiş Peygamber Efendimiz. Peki etrafındaki insanlara bir şeyler öğretirken ne gibi bir eğitim metodu uygulamış? İzah edebilir misiniz? Sevgili Peygamberimiz, biraz önce de bahsettiğimiz gibi özellikle Ashab-ı Suffa'nın eğitiminde sevgi, hoşgörü, sabır ve tahammül metotlarını denemiştir. Ve bunlar da başarılı olmuş ve bu başarısı kıyamete kadar da diğer öğretmenler ve eğitimciler tarafından da öngörülmesi ve hedeflenmesi gereken metotlardır. Bunlardan bazı metotlara ve öngörülen hedeflere örnekler vermek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birisinden bir yanlış hal ve hareket işittiğinde direkt kendisinin adını kullanma yerine şuna ne oluyor ki şöyle yapıyor deme yerine şunlar niye böyle yapıyorlar, bunlar niye böyle yapıyorlar, şöyle yapsalar, böyle yapsalar daha iyi olmaz mı diye isim belirtmeden o hal ve hareketleri düzeltmiştir. Bunun yanında hoşlanmayacağı bir hadise vuku bulduğunda Hazreti Peygamber sahabelerin engel olmasına rağmen mülayemet diyebileceğimiz hoşgörüyle işin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bunlardan bir tanesine özellikle kendisine hizmet eden Enes bin Malik konusunda değinmek istiyorum. Enes bin Malik 10 yıl sevgili Peygamberimize hizmet etmiştir. Bu hizmeti neticesinde kendisinin ifadesine göre sevgili Peygamberimiz ne ona şu işin için yaptın ya da niçin şu işi niye yapmadın demedin ya da demedi diye ifade ettiğine bakarsak sevgili Peygamberimiz ona da sabır, tahammül göstermiştir. Bununla birlikte mescide bevleden bir bedeviyi sahabe-i kiramdan bazıları hırpalamak istemeleri karşısında hayır öyle yapmayın. Getirin bir kova su, oraya dökün demiş, bu hırpalamalara karşı çıkmıştır. Bu da sevgili Peygamberimizin kabalıktan asla hoşlanmadığının bir göstergesidir. Aynı zamanda sevgili Peygamberimizin sabır ve tahammülünün yanında küçüklere karşı da acıma ve şefkat hisleri vardır. Bunlardan en önemlilerinden torunlarına bakarsak görmek mümkündür. Hasan ve Hüseyin sevgili Peygamberimizin namazda dahi secdede, secde mahallindeyken sırtlarına çıkarlardı. Sevgili Peygamberimiz secde mahallinden kalkmadan onların hareketlerine belki bir anda sevgili Peygamberimiz yana kaysa ya da kalksa onlar düşecekler. Bunu bildiğinden dolayı secdeden kalkmazlar. Ne zaman onların keyifleri yetip indikten sonra sevgili Peygamberimiz secdeden kalktı. Bu da sevgili Peygamberimizin küçüklere şefkat ettiğini, hatta Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev demesi de onun küçükleri sevdiğinin bir göstergesi oluyor. Evet, çok güzel. Hocam burada şu gerçek çıkıyor ki, özellikle toplumumuzda ebeveyn olarak ya da öğretici olarak karşımızdaki insanlara, öğrencilere, yavrularımıza bir şey öğreteceğimiz zaman yaptığımız bir yanlışlık var. Diyoruz ki bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapmalısın, bu böyle olmazsa olmaz diye kesin kural ve kaideler koyuyoruz. Kural ve kaideleri kesinlikle esnetilmesine tahammül gösteremiyor. Ve bundan dolayı da çocuk öğreneceği şeyi, çocuk seveceği şeyi, seveceği ve öğreneceği yerde o konudan biraz daha uzaklaşıyor. Ve artık onun sevgisi yerine onda bir ret, ah buyurun bir tiksinti meydana geliyor. Örnek verelim, işte bugün 10 sayfa yazı yazacaksın ya da şu verilen notu güzelce ezberleyeceksin. Bak ezberlemedi mi kıyamet kopuyor. Yani biraz önce de ifade ettiniz. Peygamber Efendimiz öğreticilere dedin sabırı gösterir, tahammül gösterir ve öncelikle sevdirir mi? Siz bilirsiniz. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Biz yıllar yılı öğreticilikte anne olarak ya da bir eğitimci olarak bunu unuttuk. Sevdirmedik, nefret ettirdik. Kolaylaştırmadık, güçleştirdik. Ve ondan dolayı da gerek yavrularımız olsun, gerekse yetiştirdiğimiz öğrenciler olsun biraz daha yabancılaştılar ve biraz daha yabancılaştılar. Onları biraz daha yakınlaştırmak için Peygamberimizin sözü doğrultusunda
sevdirmek lazım. Peygamberimizin sözü doğrusunda kolaylaştırmak lazım. Peki hocam, biraz önce sabır ve tahammül dediniz. Örnek verebilir misiniz? Peygamber hayatımızda, Peygamber Efendimizin hayatında, o tebliğ metodunda, oradaki insanlara sabır ve tahammülü nasıl öğretmiş? Örnek verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Özellikle Taif örneği can alıcı bir noktadır. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Hatice validemizi ve amcası Ebu Talib'i kaybettikten sonra onların üzüntüsüyle kendisine bir çıkış kapısı ya da bir teselli kaynağı ararken Taif'e Abdi Ali, Habib ve Mesud adında yakınları olduğundan dolayı onların yanına gitmek istemişti. Ve onların yanına vardığında Allah aşkına beni koruyun da Taif'e karşı bana yardımcı olun da Allah'ın dinini neşredeyim. Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ edeyim demiş. Onlardan şiddetli taarruzlar görmüştü. Bunu örnek olarak nakledersek bunlardan bir tanesi sen peygamber isen ben Kabe'nin örtüsünü çalarım. Diğeri sen peygamber isen niye bizimle konuşacaksın? Senin burnun büyüktür. Bize niye iltifat edeceksin? Gibi alaycı ifadeler göstermesine rağmen. Hatta Taif'in çocuklarının Hazreti Peygamber'i taşlamalarına rağmen Hazreti Peygamber bir bıkkınlık meydana getirmemiştir. Hatta üzüm bağındaki hadise Hazreti Peygamber'i sevindirmiş ve aşka getirmiştir. Hazreti Peygamber her tarafı belki üzgün ya da her tarafından kanlar akan bir halde bir üzüm bağına hatta bir gölgeye dinlenme ihtiyacı hissetmiş ve oturduğunda bir köle yanına yaklaşmıştır. Demiştir köle, sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Köleye Hazreti Peygamber'in şu sözü manidardır. Sen kimsin? Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam direkt ben peygamberim yerine karşıdakini tanıma hissini uyandırmıştır. O ben Ninovalıyım dediğinde peygamberimiz ağlamıştır. Kardeşim Yunus'un memleketi. O da kavminden işkence, çile gördü, zulüm gördü. Sen Yunus'u nereden biliyorsun dediğinde peygamberimiz o zaman devreye girmiş. Ben son peygamberim. Ben Taif'e geldim Allah'ın dinini neşredeyim diye. Ancak bu halde çocuklar beni taşladılar ve buraya dinlenmek için geldim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir tabak içinde üzüm ikram ettiğinde Hazreti Peygamber besmele ile başlamıştı. Besmele ile başlaması karşısında köle şaşırmıştı. Abdest şaşırmıştı. Ben bu putperestlerin içinde böyle bir söz duymadım. Sen kimsin? Allah'ın Resulüyüm dediğinde ben seni göklerde arıyordum. Allah seni bana yerde kavuşturdu diyerek Hazreti Peygamber'e minnettarlığını ifade etmiştir. Buradan da anlıyoruz ki sevgili Peygamberimiz mülayemeti tercih etmiştir. Sertliği değil. Taif'te azarlanmasına, horlanmasına, taşlanmasına rağmen orada bir gönlü kazanmıştır. İşte sevgili Peygamberimizin Taif'ten elde ettiği bir gönüldür. Çok güzel hocam. Peki hocam, 2003-2004 öğretim yılı başladı. Bu vesileyle bizleri yetiştiren öğretmenlerimiz yine aynı aşk, aynı şevkle öğrencilerinin başlarındalar. 2003-2004 öğretim yılında öğretmenlerimize bir şeyler söylemek ister misiniz? Öncelikle biraz önce sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimde kullandığı sevgi, tahammül, sabır, özellikle eğitimcilerin kullanacağı ana metotlardan bir tanesi. Kırarak ya da sert ifadelerle davranarak bir yere eğitimcilerimizin varması mümkün değildir. Zira insanın tabiatı icabı reddedilen ya da hoş görülmeyen davranışlara ilgisi vardır. Bu sebepten ilk öğretim haftası içinde bulunduğumuz bu günlerde öncelikle eğitimcilerimizin tavırlarına karşı, yani sert tavırlara karşı, öğrencilerin kırıcı ifadelerine karşı daha ziyade sevgiyi, hoşgörüyü denemelerini temenni ederken yeni eğitim ve öğretim döneminin onlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Peki hocam, çok güzel. Elbette ki Peygamber Efendimizin metodunu uygulamak lazım. Öncelikle sevdirmek lazım. Tabii bütün bunların arasında belli bir plan, belli bir program gerekiyor. Yine son iki tane sorumuz var. Onlara geçmeden önce hocam, elimde bir notum var. Bu notu, çünkü biz de aynı şekilde öğrencilik yollarından geçtik. Ve elimize bir ödev verildiği zaman, bir ders kitabını aldığımız zaman, o ders kitabında ödevimizi, neyi nasıl yapacağımız konusunda biraz tereddüt ederdik.
Bu elimdeki notu şu anda bizleri izleyen tüm öğrenci arkadaşlara arz etmek istiyorum. Neyi ne şekilde yapacağımızı, neyi ne şekilde çalışacağımıza, çalışmanın planlı ve programlı olmasına dair sizlere birkaç tane madde. Çalışmak için müsait gün ve zamanı bekleme. Bil ki her yer, her köşe çalışmak için en müsait yerdir. Bir günde yapman lazım gelen bir işi, bir dersi, bir vazifeyi ertesi güne bırakma. Zira her günün derdi ve her günün işi kendine yeter. Bir zamanda yalnız bir işi yap. Yalnız bir ders, bir kitap, hatta bir fasıl üzerinde çalış ta ki dikkatin ve kuvvetin zayıflayıp dağılmasın. Başladığın bir işi, bir dersi, bir kitabı, vazifeyi yapıp bitirmeden başka bir işe başlama. Çünkü yarıda bıraktığın iş yarıda kalır, diğer başlamış olduğun işi de bitiremezsin. Bir günün işini bitirdikten sonra ertesi günde ne yapacağını mutlaka kararlaştır. Çalışmaya oturduğun zaman bütün ruhunu, bedenini, kuvvetini o yapacağın işe ver. Ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi kuvvetli ve dikkatli ol. Ve bil ki yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Yine bil ki çalışma sevgisi güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Güçlüğü yenmekten hasıl olan manevi lezzet eşsiz bir zevktir.